Haluk Nurbaki İlim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org. Bu içerik nurbaki.org adresindeki Aşk Aslında Budur başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Allah tecelli eder deyince gerek tasavvuf aleminde gerek mana aleminde gerekse din ilimleri açısından lüzumsuz bir tartışma mevzuu açılmıştır. Yani Allah oraya geldi de başka yerde yok mu gibi. Haşa, gelen Cenab-ı Hakk'ın nesidir, fotoğrafı mıdır, bir şekil midir? Hayır, hiçbirisi değildir, şiddetli bir aşktır. Çünkü Allah'ın özündeki sır dayanılmaz bir aşkın sırrıdır. Bu dayanılmaz aşk, aynı zamanda güzelliğin ta kendisidir. Yani biz, bir güzellik var, bir de ona giden aşk cazibesi var diyebiliriz dünya mekanında, dünya ilimleri içerisinde. Halbuki gerçek aşkın içerisindedir güzellik. Yani o hasretin her noktası birbirinden güzeldir. Aşk cereyanının geçtiği her yerde, misal vererek söylüyorum, eğer bir yerden bir yere aşk cereyanı akıyorsa, her milimetresini ayrı bir güzellik döşeyerek geçer. Bir yerden bir yere giden şiddetli bir akım düşünün. Her geçtiği, her değdiği yerde birer milimetre aralıklarla bin bir güzellik taşır. İşte aşk aslında budur. Güzelliğiyle şiddetli arzu, tutku ve cazibenin birlikte olan şeklidir aşk. Aşkın gönüllerde yaşayabilmesi, gönüllere yansıyıp ilahi cazibenin, ilahi hissedişin, ilahi yaşayışın var olabilmesi için. 1. Gönlün arınmışlığının Mustafa sırrı içerisinde olması lazımdır. 2. Taki sırrı içerisinde, Muhammed sırrı içerisinde devamlı Allah'a hamd halinde kalmış olması lazımdır. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın gönle yansıması öyle sanıldığı gibi benim gönlüm temiz, ben Allah'tan başkasını düşünmüyorum falan filanla olacak işler değil. Efendimizin iki ismiyle sırlaşan, iki ismiyle yoğunlaşan arınmışlık ve hamd edişlik sırlarını bir nebze de olsa taşıyabilmektir. Bu noktada bir şey daha söylemek istiyorum. Mustafa sırrı ve Muhammed sırrı, ne kadar yaklaşılırsa yaklaşılsın mutlağını, onun gerçeğini bir tek kişiye vermiştir Allah, o Efendimiz'dir. Hiç kimsenin arınmışlıkta olsun, hamdda olsun Efendimiz'e erişmesi mümkün değildir. Ancak onun kopyasının da kopyası bir noktaya gelebilir. Kopyasının da kopyası bir noktaya dahi gelse, o gönle ilahi aşk akar. Ve dolayısıyla ilahi yansıma, Allah'ın ben hiçbir yere sığmam, gönle sığarım sırrı tecelli etmiş olur. Burada çok önemli bir hikmet, Cenab-ı Hakk'ın zatiyetindeki akıl almaz sonsuzluğu, akıl almaz gücü ve akıl almaz güzelliği ve akıl almaz ilmi bir arada kavrayabilmek ve bunu bir aşk cereyanı halinde düşünebilmektir. Bu çok zor bir şeydir. Çünkü aşk cereyanının çok zayıf bir ünitesi dahi gelse, ne aklınız kalıyor, ne şuurunuz kalıyor, ne bilginiz kalıyor. Ama ilahi aşk öyle bir kıyaslanamayan hadisedir ki, hem şiddetli cazibe, hem özlem, hem hasret, hem coşku. Ve bunların yanında da akıl almaz bir ilimle güzellik iç içe yuvarlanır. Haluk Nurbaki İlim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org